Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatında birçok defa ashabına geçmiş kavimlerle ilgili vermiş olduğu örneklerden bir tanesiyle bugünkü ona yolculuk programımızda birlikteyiz ve onu sizlerle paylaşıyoruz. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Sizden evvel geçenlerden 3 kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Evet, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bu hadisin ravisi ve bu hadis kaynaklarımızda önemine binaen anlatılarak günümüze kadar ulaşmış olan bir metin. Dolayısıyla Peygamberimizin asr-ı saadetin o güzide insanlarını yetiştirir iken onların önüne geçmiş dönemlere ait yaşanmışlık örnekleriyle birlikte modeller koyduğu anlamına gelir bu. Söz konusu ifadeden anladığımız kadarıyla Peygamberin bahsetmiş olduğu olay ütopik bir hayal ürünü değildir. Tarihin zaman dilimi içerisinde yaşanmış ve kendisine öğretildiği kadarıyla önemine binaen tarihin bilinmezlikleri içerisinde kalmasına müsaade edilmeyerek ashabına model olabilme potansiyelinden dolayı anlatılmıştır. Zira bu hadisin bizlere kadar ulaşmış olması da ashabın bu anlatılanı bir esatirül evvelin şeklinde anlamamış olmasından kaynaklanmaktadır. İslam dininin merkeze alındığı bir hayat, bir hayal ürünü olarak algılanmamalıydı. Bu hadisin bu şekilde başlamasının, sizden evvel geçenlerden 3 kişi yola çıktılar şeklinde başlamasının en önemli yönü de yaşanabilen bir din algısını inşa etmeye dönük olmasıdır. Evet, hadise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun üzerine mağaranın ağzı koca kaya kütlesiyle kapanınca o mağaradaki 3 kişi şöyle konuştular. Bizleri bu durumdan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Allah başka. Bizim buraya girdiğimizi gören de olmamıştır. Bu ıssız yerde bizi buradan fark edip çıkaracak birisini bulmak mümkün değil. O halde bizleri bu durumdan ancak ve ancak Allah kurtarabilir. Biz geliniz hep birlikte bu sıkıntımızı, bu sorunumuzu Rabbimize arz edelim. Ondan kurtulmayı dileyelim diye konuştular. Bunun nasıl olacağını, Rablerine nasıl yalvaracakları konusunu da birisi şöyle ifade etti. Bizleri bu durumdan iyi amellerimizle dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz. Burayı önemine binaen bir daha okumak istiyorum. Bizleri bu durumdan iyi amellerimizle dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz. Evet, burası hakikaten önemli. Yani bu kişiler Rablerinin gücüne güveniyorlar. Fakat Rablerinden bir şey talep ederken, evet, dünyalık bir sıkıntının halledilmesini talep edecekler ama buna karşı yüzleri olsun istiyorlar. Rablerinden bu problemlerini, bu sıkıntılarını gidermesi için dua etmeyi tamam başlıyorlar fakat en azından Rabbimize karşı yapmış olduğumuz hakikaten en değerli amellerimizden birini ortaya koyalım, öyle dua edelim diyorlar. Hani bugün belki yanlış yerlerde kullanılıyor. Kullanım yerlerine baktığımızda çok çapraz durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Yüzü suyu hürmetine de bir tabir vardır. Aslında bizim sözlü geleneğimizde çok kullanılan bir tabir. Yani bu tabiri reddederiz etmeyiz, o mevzu değil. Ama eğer hakikaten bir şeye istinaden, bir şeyi mesnet olarak alıp, bir şeye yaslanarak, bir şeye dayanarak talepte bulunacaksak,
ve talepte bulunacağımız nokta da Rabbimizse, herhalde daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha sahih bir şeye dayanmak gerekiyor. İşte bu hadiste söz konusu olan o üç kul, mümin kul, Rablerine dua edecekleri vakit, yaslanacakları, geçmiş hayatlarındaki salih bir davranışı, ibadet kabiliğinden bir örneği, sadece ve sadece Rablerini razı etmek için, onun rızası için yaptıkları bir örneği, bu sıkıntıdan kurtulmada mesnet kabul ediyorlar. O halde Rabbimize dua ettiğimiz, elimizi açtığımız her yerde, gönlümüzü açtığımız her yerde, neye yaslanarak, neyin yüzü suyu hürmetine ondan talepte bulunduğumuzu bir defa daha gözden geçirmemiz gerektiğini geçmiş dönemlerde yaşayan bu üç mümin kul bu cümleleriyle bizlere bir defa daha hatırlatmaktadırlar. O halde diyorlar, her birimiz tek tek öne çıkalım ve bu yaşa kadar, şu zamana kadar, şu noktaya kadar Allah rızası için yaptığımızı düşündüğümüz en orijinal amelimizi tespit edelim ve Allah'tan bu amellerimiz hürmetine niyazda bulunalım ve bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını temenni edelim diyorlar. Allah'tan başka sığınılacak nihai bir yerin olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bütün imkanların tükendiği bir noktada iman devreye giriyor ve Allah yegane sığınılacak merci olarak telaffuz ediliyor. İmanın en büyük imkan olduğunu, imkansızlıklar içerisinde kalıncaya daha iyi bir anlıyoruz ve o halde imkanlar içerisindeyken, imkanlarımız daha hala elimizde iken imanı fark etmeye doğru bir sıçrayış gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hadisimiz şöyle devam ediyor. Fahri Kainat olayı şöyle anlatıyor. İçlerinden birisi öne çıktı ve Allah'ım, benim çok ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de korumam altındakilere bir şey yedirip içirmezdim. Onlara saygıyı her şeyden öne almıştım. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yiyeceklerini hazırladım fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel akşam hazırladığım yiyecekleri aileme vermeyi hoş görmedim. Öncelik anne ve babama ait olmalıydı. Bu hassasiyetimden ödün veremezdim. Hazırladığım yemek elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet sabah ışıdı ve onlar uyandılar. Akşam çocuklarıma vermediğim o yiyecekleri onlara ikram ettim. Onlar da yiyip içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, ki ben bu niyetiyle yaptım, sen bunu daha iyi biliyorsun, bizleri şu içerisinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtar ya Rabbi dedi. Mağaranın ağzını kapatmış olan koca kaya parçası birazcık açıldı, lakin çıkılacak kadar değildi. Evet, söze ilk giriş anne baba üzerinden. Taşı ilk harekete geçirten ilahi rızaya uygun amel ebeveynlerle ilgili. Biliyoruz ki duran ağır bir kütleyi ilk anda harekete geçirmek zordur. Zira o anki sürtünme kuvveti daha fazladır. O halde anne ve babamızla ilgili yaklaşımlarımız bu çağa sunabileceğimiz en belirgin yönümüz olmalıdır. Yaşlılar için huzur evleri yahut huzursuzluk evleri yapan çağın insanların bireysel ve toplumsal sorunların altından niçin bir türlü çıkamadıklarını, fizyolojik
psikolojik marazlardan kurtulma konusunda ilk hareketi niçin gerçekleştiremediklerini de bu şekilde anlamaya başlıyoruz. Fahri Kainat sözlerini şöyle devam ettirdi. İkinci kişi öne çıktı ve şöyle dedi. İlahi, amcamın bir kızı vardı ki ben onu herkesten daha fazla seviyordum. Bir erkeğin bir kadını sevebilme ölçüsünün en üstünde seviyordum. Onunla bir araya gelme isteğim her defasında onun tarafından reddedildi. Ama birkaç zaman sonra yaşadığımız muhitte bir kıtlık baş gösterdi. Varlıklı bir insandım. Amca kızım mecbur kalınca bana başvurmak zorunda kaldı. Ona 120 altın verebileceğimi belirttim. Ancak tek bir şartım vardı. Bu yaptığım yardıma karşılık daha önceki tekliflerimi kabul etmesiydi. Önce kabul etmedi. Fakat kıtlık son noktaya varınca utanarak kabul etmek zorunda kaldı. Kendisine vereceğim yardımları teslim ettikten sonra ve kendisiyle tenha bir yerde bir arada kaldıktan sonra bana dedi ki Allah'tan korkuyorsan bana ilişme. O an öyle bir ürperdim, öyle bir ürperdim ki bir anda Allah korkusu yüreğimden başlayıp bütün benliğimi kapladı ve ben o münker işten sadece ve sadece Allah korkusundan dolayı vazgeçtim. Allah'ım, eğer bunu sırf senin rızanı kazanmak için yapmış isem ki ben böyle bir niyetle yaptığıma inanıyorum, sen bunu daha iyi bilensin, içinde bulunduğumuz şu belayı üzerimizden gider diye yalvardı. Diğerleri de amin dediler. Bunun üzerine mağaranın girişini kapatan kaya parçası birazcık daha hareket etti. Ancak yine de bir insanın çıkabileceği kadar değildi. Çağa model olma kaygısını ve endişesini üzerinde taşıyan İslam gençliğine bu fırsatı verebilecek en önemli davranış kalıplarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki iffettir, edeptir, hayadır ve bunların yekün olarak ahlaktır. Ahlaki yozlaşmanın her türlü çeşidinin yaşandığı, gömleklerin arkadan değil de önden yırtıldığı bir dünyada İslam coğrafyasının fark atabileceği, farkındalık oluşturabileceği en ciddi kulvarlardan bir tanesi de önümüzde duruyor ahlak. Nefsin en belirgin olduğu bir noktada onu frenleyebilmenin, ona gem vurabilmenin, onu itebilmenin ne anlama geldiğini mağaranın ağzını kapatmış koca kayayı iterken daha bir net görebiliyoruz. Nebevi söylem, nebevi eğitim, nebevi terbiye nefsi itme ile büyük kaya parçasını itmeyi bir anda aynı paralele getirerek anlam dünyamıza başka bir zenginlik kazandırmıştır. Evet, Fahri Kainat'ın eğitim metodu, anlatılan konu ne kadar soyut olursa olsun, ne kadar sanal olursa olsun, ne kadar gayrimüşahhas bir mesele olursa olsun, Peygamberimiz öyle nefis bir örnek ortaya koyuyor ve o konu bir anda somut, müşahhas bir hale geliyor. Adeta nefsi itme, frenleme, mağaranın ağzını kapatan koca kaya kütlesini itmeyle eşdeğer olarak aynı kefeye konuluyor. Buyurun deniliyor. Dolayısıyla hakikaten nebevi eğitim modeline, asr-ı saadetin bu müfredat örneklemesine ihtiyacımız var. Fahri Kainat üçüncü şahsıyla ilgili de şöyle devam etti. Üçüncü şahıs da öne çıktı ve elini açıp dua etmeye başladı. Diğerleri de hemen arkasında amin demeye hazır bir vaziyette. Allah'ım,
ücretle işçi tuttum ve ücretlerini eksiksiz verdim. Lakin günlerden bir gün bir işçim ücretini alamadan çekip gitti. Ben de onun ücretini onun namına bir kenara koydum ve onun namına bu ücreti çalıştırdım ve çoğalttım. Bir müddet sonra o adamın ücretinden hasıl olan sermaye ile bir sürü, hatta başlarında bir çoban oluştu. Günlerden bir gün adam çıka geldi ve benden ücretini istedi. Ben de şu gördüğün deve, öküz, koyun sürüsü başlarındaki çobanla birlikte senin ücretindir, al götür dedim. Adam, ey Allah'ın kulu, benimle alay ediyorsun herhalde dedi. Ben, kesinlikle hayır, seninle alay etmiyorum, hakikati söylüyorum dedim. Bunun üzerine adam şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bütün mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Şimdi, ilahi, eğer bunu senin rızan için yapmışsam, ki ben bu niyetle yaptım, sen bunu en iyi bilensin, İçinde bulunduğumuz bu belayı üzerimizden def et dedi. Arkasındakiler de amin dediler ve mağaranın ağzını kapatan o koca kaya parçası yerinden iyice kaydı ve onlar da oradan çıkıp gittiler. Evet, bu meşhur bir hadis ve bu meşhur hadisi biz hadis kaynaklarımızda, mesela Riyazu Salihin'de hemen açtığımızda okuyabiliyoruz. Daha ilk başlarda kitabın okuyabiliyoruz bu hadisi. Son kişinin de yapmış olduğu dua bu. Ortaya koyduğu pratik işçi işveren münasebetleriyle alakalı. İşçisinin hakkı konusunda önemli bir hassasiyet yakalamış olan o salihlerden olan kul ne kadar önemli bir bakış açısı kazandırıyor bizlere. Ne kadar önemli bir meseleyi gözlerimizin önüne seriveriyor bu örnek ile. Bu konudaki ufkunu asgari ücret tespit komisyonunun ötesine geçiremeyenlerin, onlara yediğinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin şeklinde kurallar vaaz eden fahri kainattan nasıl da uzaklara düştüklerini bizlere göstermiş oluyor bu davranışıyla. Bu hadisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem somuttan soyuta doğru bir eğitim metodu ile o gün yanında var olan insanlara bir takım davranış kalıplarını gösteriyor ve bunların nasıl pratize edildiği ile ilgili ete kemiğe bürünmüş müşahhas örnekler sunuyordu. Din olgusunun tarihin derinliklerinde yaşanmış ve bitmiş bir hadiseler yumağı olarak göremeyiz, görmemeliyiz. Dini tapınak ya da mabetlerin bir ritüel olarak değerlendirme yanılgısından toplumları kurtarmak gerekmekte. Dinin hayatın bizatihi kendisi olduğunu, yaşanılan bir vaka olduğu vurgusunu idraklara sunmak şart. Olmazsa olmaz. Zira fahri kainat ashabına anlatmış olduğu bu geçmiş kavimlere yönelik geçmiş dönemden 3 tane salih kulun hayatından aktardığı kesit, bu anlamda anlatılacak konuyu müşahhas hale getiriyor. Evet, anlatılan konunun soyut kalmasına müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Peygamber Efendimizin en önemli argümanlarından, en önemli eğitim metotlarından bir tanesi de herhalde yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa diyebileceğimiz tarzdaki bu örnekteki anlatımıdır. O mümin taze ekin gibidir derken, o mümin bir ağaca benzer, yaş, kız, yaz ve kış yaprakları yemyeşil kalır derken, ortaya koyduğu şey hep
somut olaylar üzerinden de. Kendinizi yarım hurmada olsun kurtarın derken bilinen bir takım birimler üzerinden asabına örnekler veriyordu. Bilmedikleri kavramlar, bilmedikleri nesneler üzerinden din anlatılmıyordu. Zira söz konusu açıklamaya çalıştığımız hadis-i şerifte de Fahri Kainat'ın ashabına hassasiyetlerle ilgili bir mevzuyu anlatırken yaşanmış bir örneği sunması bunun en güzel örneği. Zira zihinlerde dinin bir faraziler yığını, bir nazariler yığını olduğu gibi bir sonucun çıkmasına müsaade etmiyor. Yani hadisin baş kısmını hemen hatırlayıverelim. Sizden evvel geçenlerden 3 kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken yukarıdan koca bir kaya kütlesi düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bu bir darbu mesele değil. Bu yaşanmış olan bir kesit. Ve yaşanmış bir örnek anlatılıyor. Dolayısıyla din hayatın içerisinde şekilleniyor. Hayatın içerisinde tezahürleriyle karşımıza çıkıyor. Aksi takdirde sadece mabetlerin ritüelleri içerisinde dini konuşmamız gerekecek. Yine Furkan suresinin 7. ayet kerimesinde geçtiği üzere Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i ve onun getirmiş olduğu dinin argümanlarını reddederlerken şöyle deyiveriyorlar bir defasında. Çarşı pazar dolaşan peygamber mi olur diyorlar Furkan 7. ayette. Hemen şöyle birkaç ayet sonrasında 20. ayette Allah yine peygamberine şöyle cevap vermesini tavsiye ediyor. Onlara söyle. Çarşı pazar dolaşmayan peygamber göndermedik ki. Hayatın içerisinde olmayan, sadece mabete hapsolmuş olan bir peygamber, bir din göndermedik ve indirmedik diyor Allah Teala. Ve hatırlayalım, Peygamber Aleyhisselam Medine pazarında dolaşırken bir tezgaha yanaşıyor ve o hububat satan satıcının hububat çuvallarından birinin içerisinde elini daldırıveriyor. Üstü kuru, altı nemlenmiş, ıslak olan bir çuval. Fahri Kainat'ın bu tespitine, bu kontrolüne karşı o kişi kendini savunmaya çalışıyor. Yani şöyle oldu, böyle oldu diyor. Peygamberimiz diyor ki altını üstüne çevir. Görsünler. Yani bu şekilde malın ayıbını gizleme. Yine bir defasında teraziye işaret ederek dikkat ediniz, sizden önceki bir topluluk, bir kavim bundan dolayı helak oldu diye veriyor. O halde hayatın içerisinde bir din ve onu hayatın içerisinde pratize eden, dillendiren, seslendiren, davranışa kalıba döken Hazreti Peygamber. Ona yolculuğumuzun bu haftaki üst başlığını hatırlayalım. Asr-ı Saadet ve model arayışımız. Asr-ı Saadet bizim modelimiz. Ama gerimizde değil, önümüzde aramamız gereken bir modelimiz. Asr-ı Saadet'i yaşanmış ve bitmiş olarak değerlendiremeyiz. Bu tespitimi şu cümlelerle, şu altını çizeceğim noktalarla ifade etmek isterim. Şu halde, Asr-ı Saadet'i sık sık duyduğumuz ve kullandığımız 1400 yıl öncesi gibi tarihsel uzaklaştırmalarla değil, şimdi ve burada yanı başımızda yaşanmayı bekleyen içinde bulunduğumuz anın genel ismi olarak okumamız gerekmektedir. Bu cümleyi önemine binaen tekrar etmek istiyorum. Asr-ı Saadet bugünün Müslümanlarının birçok sözlü geleneğinde, yazılı kültüründe aktarıla döndürüle gelen dökümanın ismi Asr-ı Saadet. Sürekli örneklerimiz orada. Sürekli güncellemelerimiz orada. En somut örnekler oradan geliyor. Peki nasıl anlıyoruz Asr-ı Saadet'i? Şöyle anlamamız gerekiyor. Asr-ı Saadet'i sık sık duyduğumuz ve kullana geldiğimiz 1400 yıl öncesi gibi tarihsel uzaklaştırmalarla değil, şimdi
ve burada yanı başımızda yaşanmayı bekleyen içinde bulunduğumuz anın genel ismi olarak okumamız gerekmektedir. Çelişkilerimizin, tereddütlerimizin ve sorunlarımızın çözüm noktasında örneklerimizin içerisinde yer aldığı tarihi bir kesitin adı olarak asr-ı saadeti bugüne taşımak, daha doğru bir ifade ile bu tarihi yeniden yaşamak durumundayız. Asr-ı saadet, bütün zamanlarda aynı temel ontolojik donanıma sahip insanlar arasında gerçekleştirdiği ferdi ve toplumsal başarısıyla bizim gerimizde değil, olsa olsa bir sonraki adımımızla içerisine dalacağımız yakınlıktaki bir şeydir. Geçmiş değil, gelecektir. Önümüzdedir, hedefimizdir ve idealimizdir.